arkadaşlar, Edebi Sanatlar videomuzda şimdi edebiyat yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün neyi öğreneceğiz? Bugün teşbih, istiare, mecazi mürsel, teşhis, intak, amma garip isimler diyorsunuz değil mi? Arapça, Farsça isimler. Hiç korkmanıza gerek yok. Gerçekten esasında içerisinde mecaz anlam bulunan cümleleri bulduğumuzda ve bunların çoğu da benzetmeyle alakalı olacak. Bunları hep beraber öğreneceğiz. Hiç endişelenmemiz gerek yok. Hepsi çok kolay. Mesela bu benzetme, bu kişileştirme, bu kişinin konuşturması, bu güzel nedene bağlama, bu bilmezlikten gelme, işte iki gerçek anlam. Bunların hepsi çok kolay. Birazdan arkanıza yaslanın, güzel bir şekilde bunları sizlere göstermeye çalışalım. Birincisi teşbih ile başlayalım. Aralarında benzerlik ilgisi kurulan varlık ya da kavramlardan nitelikçe zayıf olanın kuvvetli olana benzetilerek yapılması. Bu tanım. Tanıma hiç de gerek yok esasında. Niye? Bakın şimdi. Benzeyen, kendisine benzetilen asıl öğeleri oluşturuyor. Bir de yardımcı öğeler var. Bunlar da benzetme edatı ve benzetme öğeleri gibi. Bakalım şimdi. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şenlik diyor. Bak, bin atlı akınlarda çocuklar gibi şenlik. Burada benzeyen kim? Bin atlı. Yani bin tane atlı var. Bunlar neye benziyor? Bunlar çocuklara benziyor. Çocuklara benzetilmişler. Çocuklara benziyor. Ve benzetme edatımız gibi sözcüğü, benzetme yönümüzde şen olmamız. Yani biz diyor bin atlıydık diyor. Ve çocuklar gibi şendik, şakraktık diyor. Burada kendilerini çocuklara benzetmişler. Burası yine önemli. Şimdi devam ediyorum. Diğer sayfaya geçiyorum. Bütün öğeleri, bundan benzetmelere bakalım şimdi. Mesela demiş ki umutların mola verdiği yerde geceler bir nehir gibi akıyor. Bak şimdi. Geceleri nehire benzetmiş. Bu da gibi de benzetme edatı. Benzetme yönü de akıyor sözcüğü. Bak, geceler bir nehir gibi akıyor. Geceyi biz biliyoruz. Onu nehre benzetmiş. Dolayısıyla kendisine benzetilen nehir. Devam ediyorum. Serpilen aydınlıkta dalların arasından büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman. Zamanı ceylana benzetmiş gibi yine edatımız ve büyülenmiş bakışı yine burada, yani büyülenmiş gibi bakmak tabii ki ceylanın önemli özelliği. Biliyorsunuz ceylanların böyle kocaman gözleri oluyor. Her şey yerli yerinde ve bir dolap uzaklarda, azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan. Bir dolap, bir tane dolap var. Azapta bir ruh gibi gıcırdıyor. Dolabın azaptaki bir ruha benzediğini söylemiş. Dolabı azaptaki bir ruha benzetmiş. Şimdi yardımcı öğeler kullanılmadan, yani bu hani gibiler vardı ya, onlar kullanılmadan da benzetme yapılabiliyor. Mesela köyler ufka dizilen tozlanmış birer resim dediğimizde benzeyen ne? Köyler. Köyleri benzetmiş. Tamam, benziyor. Kendisine benzetilen ise resim. Benzetme yönü ise tozlanmışlık. Peki benzetme edatı var mı? Burada yok. Bin atlı o gün dev gibi bir ordu yendik derken benzeyen bin atlı. Tamam. Kendisine benzetilen dev. Benzetme edatı gibi ama benzetme yönünü, yani devin özelliğini buraya yazmamış. Bir benzetmede yardımcı öğelerin ikisi birden yoksa, yani işte benzetme edatı ve benzetme yönü yoksa, benzetmeye yalın benzetme, yani güzel benzetme deniyor. Hem benzetme edatı hem de benzetme yönü yok olacak. Bakın şimdi. Gümüş bir dumanla kapandı her yer. Benzeyen ne? Duman. Dumanı neye benzetmiş? Gümüşe benzetmiş. Peki benzetme edatını ve benzetme yönünü söylemiş mi? Söylemiş. Yani şöyle bir şey dememiş. Gümüş gibi gri renk dumanla dememiş. Gümüş dumanla demiş. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda. Benzeyen ne? Vatan. Kendisine benzetilen cennet. Kim bu cennet gibi güzel vatanın dememiş bak. Cennet vatanın demiş. Burası son derece yeterli olmuş. Şimdi gelelim istiareye. İstiareye gelmeden önce esasında sizin kafanızı rahatlatacak, bir de kafanız karışmış olabilir şu anda. Birkaç tane cümle söylemek istiyorum. Bakın burayı dikkatli dinlemenizi istiyorum şimdi. Şimdi diyelim ki, bu örneği önceki videolarımıza vermiştik, bir kez daha vermek istiyorum. Futbolcular sahaya çıktı. Şimdi bu cümlede mecaz anlamlı bir ifade var mı? Yok. Dolayısıyla burada bir söz sanatı aramanıza gerek yok. Buraya kadar her şey tamam. Futbolcular sahaya çıktı. Devam ediyorum. Şimdi buna benzetme ekliyorum. Aslan gibi güçlü futbolcular. Bak, futbolcuları aslana benzettim. Aslan gibi güçlü futbolcular sahaya çıktı diyorum. Şimdi ne oldu? Burada artık bir benzetme oluşuyor. Burada benzetme var mı? Bakın burada benzetme var mı? Yazıyorum şöyle benzetme. Burada yok. Niye? Futbolcular sahaya çıktı diyor. Futbolcular normal sahaya çıkmış. Burada benzetme var mı? Var. Evet. Dört ögeli benzetme var. Dört öğesi var benzetmenin. Nereden biliyorsunuz hocam? Bak şimdi. Futbolcular aslana benzetilmiş. Benzetme edatı ve benzetme yönü. Güçlülük yönden benzetilmiş. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Aslan futbolcular sahaya çıktı. Aslan futbolcular sahaya çıktı diyorum. Bu sefer ne oldu? Sadece kendisine benzetilen ve benzeyen kullanıldı. Yani sadece aslan kendisine benzetilen ve futbolcular benzeyen var.
benzetme edatı ve benzetme yönü yok. O zaman biz burada ne diyeceğiz? Burası güzel benzetme. Yani yalın benzetme. Teşbihi beli. Fazla da kastırmamış adam. Burada benzetme yoktu. Burada dört öyle benzetme vardı. Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme edatı, benzetme yönü. Burada ise güzel benzetme var. Asam Tolcular sahaya çıktı. Bakın hep aynı örnekten gidiyorum. Şimdi birazdan işleyeceğimiz istihareyi de ve kişileştirmeyi de buradan anlatmak istiyorum o yüzden. Dikkatli dinleyin. Aslanlar sahaya çıktı diyorum. Bakın aslanlar sahaya çıktı diyorum. Şimdi aslanlar sahaya çıktı dediğimizde burada hiçbir şekilde çok dikkatli bakarsanız yani burada futbolcu yok. Benzeyen yok. O zaman burada sadece kendisine benzetilen var. O zaman biz buna istiare diyoruz arkadaşlar. Veyahut da şuraya bakalım. Futbolcular sahada adeta kükredi. Şimdi bak bu sefer ne oldu? Futbolcuları yine aslana benzetti. Ama aslan yok bu sefer de. Bu da istiare. Yani sadece kendisine benzetilen veyahut da sadece benzeyen varsa, asıl öğelerin her ikisinden biri yoksa biz bunları istiare ediyoruz. Eğer bu şekilde sadece kendisine benzetilen varsa açık istiare ediyoruz. Eğer bu şekilde benzeyen varsa da kapalı istiare ediyoruz. Zaten bakın burada kapalı bir şey var yani. Futbolcular sahada adeta kükredi. Futbolcular kükremez. Kükremek aslana özgü. Ha, futbolcuları aslana benzetmiş. Bak kapalı yani. Burada ise aslanlar sağa çıktı. Aslanlar net açık bir şekilde yazıyor. Futbolcuların aslana benzediği net bir şekilde belli. Burası da istihare olmuş oluyor. Yani esasında tüm sanatları bu yani tüm giriş sanatlarını buradan gösterebilmiş olduk sizlere. Şimdi devam ediyorum. İstihareye bakalım. İstiharede eğretileme. Zaten ne olduğunu öğrenmiştik. Neydi? Sadece kendisine benzeyen ya da kendisine benzeyen ya da kendisine benzeten olacak. Aslan futbolcular güzel benzetme. Aslanlar istihare. Futbolcular kükredi istihare olmuş oluyor. Şimdi benzetmenin asıl unsurlar olan benzeyen ya da kendisine benzetilenden sadece birinin kullanılmasıdır. Açık istihare ve kapalı istihare olarak ikiye ayrılır. Şimdi açık istihare kendisine benzetenle yapılır. Benzeyen söylenmez. Yüce dağ başında siyah tül vardır. Bak dağın başındaki dumanı siyah tüle benzetmiş. Ama benzeyeni söylememiş. Havada bir dost eli okşuyor elimizi. Rüzgarı dost eline benzetmiş. Ama rüzgarı yani benzeyeni söylememiş. Kapalı istihareye baktığımızda ise sadece benzeyenle yapılır. Kendisine benzetilen söylenmez. Gönül her çekten bal almak ister. Bak gönülü arıya benzetmiş. Kendisine benzetilen arı ama cümlede yok. Sözlerini saplama kalmen olur. Sözleri bıçağa benzetmiş. Kendisine benzetilen bıçak yok. Dolayısıyla burada bıçak kendisine benzetilen yok. Burada arı kendisine benzetilen yok. Dolayısıyla bu da kapalı istihare olmuş oluyor. Gelelim mecazi mürsele. Mecazi mürsel ise bir sözü benzetme amacı güdülmeden başka bir sözün yerine kullanmak. Hatta bu örnekten gidelim yine. Yine ilk örneğimizden gidelim. Şimdi burada benzetme yok demiştik. Burada dört öyle benzetme var demiştik. Burada güzel benzetme var demiştik. Burada açık istihare, burada kapalı istihare var demiştik. Şimdi mecazi mürsel yapıyorum. Usta kramponlar kramponlar sahaya çıktı. Şimdi bakın burada da futbolcular yanıp kramponları kullanmış. Peki futbolcular hiç krampona benziyor mu? Şöyle düşünün bakalım. Şöyle bir krampon yapalım. Şu krampona benzeyen bir tipi var mı? Yani futbolcuyu aslana benzetirken bir mantığı vardı. Aslan kükrüyor, mükrüyor böyle güçlü. Ama futbolcu krampon arası hiçbir ilişki yok. O zaman biz buna mecazı mürsel diyoruz. Yani ad aktarması. Parça bütün ilişki. Mesela usta kalemler fuardaydı. Yani yazarlar diyene kalemler diyor. Usta kramponlar derken futbolcuların yerine kullanıyor. Ve benzeme ilgisi yok. Sadece direkt onun yerine kullanmış oluyor. Şimdi burada mantığımız da şu. Bir sözün benzetme amacı güdülmeden başka bir sözün yerine kullanılmasıdır. Mecazi mürselde değişik anlam ilişkileri bulunabiliyor. Şimdi parça bütün ilişkisi. Bağımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan. Ha, bak şimdi. Buraya bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan diyor. Yani burada ne yaptı? Cihan derken dünyayı kastediyor. Ama bakımsızlıklarla göçüp gitmiş derken resmen başka bir şeyin yerine kullandı. Yer insan. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacahmet. Beyoğlu'daki insanlar tepinirken Karacahmet ağlar diyor. Veyahut da burada cihan derken tüm cihanı kastetmiyor. O insanların yaşadığı yerleri kastediyor. Yön ülke. Doğu'da bir baba vardı. Batı gelmeden önce. Doğu insanında ve Batı insanı gelmeden önce. Tamburi Cemil Bey çalıyor eski bir dakika. Tamburi Cemil Bey çalmıyor. Onun şarkısı çalıyor. İç dış. Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş. Ocak tutuşmuyor. Ocaktaki ateş tutuşuyor. Neden sonuç? Bereket yağar tarlalara Nisan'da. Bereket yağmıyor. Yağmur yağıyor. Onun yerine kullanıyor. Mesela şöyle düşünün. İşte Mehmet Akif'i okuyorum. Mehmet Akif'i okumuyorsun. Mehmet Akif'in kitabını okuyorsun. Bu tarz şeylere biz. Veyahut da musluğu kapatır mısın? Bak musluğu değil.
musluğun, daha doğrusu musluğu demeyelim de şöyle diyelim mesela. Ne diyeyim? Tabağını bitir mesela. Bardağımı bitiriyorum bak. Bardağı aldım, bardağımı bitiriyorum. Ne yapıyorsunuz hocam? Bardağı bitirmiyorum. Bardağın içindeki suyu bitiriyorum. Dolayısıyla parça bütün ilişkisi olduğunu görmemiz gerekiyor. Şimdi yani buradaki mantıkla gidecek olursak, burada futbolcuları krampona benzetmeden onların yerine kullanmış olduk. Futbolcuların yerine kramponu kullanmış olduk. Gelelim teşhis kişileştirmeye. Burada da insan olmayan varlığa insan özgü özellik vereceğiz. Şimdi mesela bu sefer kişileştirme örnek verelim. Futbol topu normalde bir insan değil, öyle değil mi? Futbol topu bugün çok yoruldu. Bak şimdi insanlar yorulur. Futbol topu yorulmaz ki. O zaman insan olmayan futbol topunu, bak futbol topunu şöyle çizeyim ki daha iyi görün. İnsan olmayan futbol topunu insana benzetti. Ki burada da aynı zamanda kapalı hisler var. Biz buna kişileştirme, yani teşhis diyoruz. Bakın hepsini aynı örnek üzerinden gitmeye devam ediyorum. Devam edelim. Kişileştirmenin bulunduğu yerde aynı zamanda da kapalı hisler vardır. Çünkü varlıklar insana benzetilir ama insana benzediği söylenmez. Yani kendisine benzetilen söylenmez. Dinmiş denizin şarkısı rüzgar uyumakta. Bak. Rüzgar uyur mu? Rüzgar uyuyor. Böyle bir şey yok. Körfez düşünür. Körfez düşünmez. Kanlıca mahzundur. Kanlıca mahzun olmaz. Yani ben kanlıcayım. Çok mahzunum. Böyle bir şey yok. Bunları insana benzetmiş. Ey suyun sesinden anlayamalar. Bağlar suyun sesinden anlamaz ki. Ne söyler şu dağ çoban çeşmesi? Çoban çeşmesi dağlara bir şey söylemez ki. Burada hep kişileştirme var. İnsan olmayan varlıklar insana benzetilmiş. Bu en fazla sorulan sanattır. Dolayısıyla sınavlarınızda bunu sorulan sanattır. Bunu sınavlarınızda çok görürsünüz. O yüzden bir şey bulamazsanız ya burada kişileştirme var mı diye bakabilirsiniz. İntak ise konuşturma. Bu sefer insan olmayan varlık konuşuluyor. Bak yine aynı örnekten veriyorum. Futbol topu, bu sefer konuşuyor tamam, futbol topu iki nokta üst üste. Bana vurmayın. Bak futbol topu böyle bir şey söyleyebilir mi? Bana vurmayın dedi. Şimdi bak burada da insan olmayan bir varlık hem insana benzetilmiş hem de konuşturulmuş. O zaman burada intak, yani konuşturma sanatı da var diyebiliriz. Niye? Çünkü zaten konuşturma sanatının olduğu yerde direkt olarak kişileştirme sanatı da olmuş oluyor. Kişileştirilen bir varlık veya kavramın konuşturulmasıdır. İntakta kişileştirilen varlığın sözü mutlaka yer alır. İntak olan her yerde doğal olarak teşhis, yani kişileştirme de vardır. Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna. Dal konuşuyor. Terimde bir yara işler gibisin. Ne oluyor ya? Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim. Minicik gövdeme yüklü kafta. Bak kelebek konuşuyor. Ben toz kanatlı bir kelebeğim diyerekten konuşuyor. Bunlar hep intak olan cümleler. Devam ediyoruz. Hüsnü talilde güzel nedene bağlama. Bir olayı gerçek nedeni dışında daha güzel bir nedene bağlamak. Şimdi buraya da yapalım yine. Siz buradan daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. İşte sen geldin diye ağaçlar çiçek açtı. Gerçi buraya yazmamız gerekiyor. Bunun futbolla alakası olmadı. Güzel şeyler düşünelim diye yemişle oluvermiş ağaçlar. Hayır, bahar geldiği için ağaçlar yeşil oldu. Sen niye abartıyorsun yani? Güzel nedene bağlı. Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına nice bin atlı kapılmıştı fitil rüzgarına. Yani atlara yem vermek için insanlar yeni yerleri fetheder mi? Hayır. Atları zaten yanında götürüyorlar. Esasında başka bir gaza duygusuyla fetihler yapılıyor. Ama orada da ayrı bir güzel nedene bağlamış diyoruz. Devam edelim. Bildiği bir şeyi bilmezden görünmeye de bilmezden gelme. Yani Arif'in cehaleti, tecavülü Arif diyoruz. Burada Ahmet Haşim diyor ki şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgiliyoruz? Kaşlarına, kaşaklarına kar yağmış, tamam mı? Ve ya daha doğrusu kar yağmış, ak düşmüş. Acaba kar mı yağdı? Bilmezden geliyor. Yılın ilk karı yağdı, iyice kısaldı günler. Ölülerimiz üşür mü ki? Ya ölüler üşümez ki. Burada ne yaptı? Burada net bir şekilde bildiği bir şeyi bilmezden göründü. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Gerçek anlamı da düşünebilecek bir sözü gerçek anlamının dışında kullanma sanatı. Yani kinaye sanatı diyoruz. Bakalım şimdi. Genellikle atasözlerinde kinaye görüyoruz biz. Ağaç yaşken eğilir. Şimdi ağaçla alakalı bir şey değil bu. Yani esası gerçekten ağaç yaşken eğilir. Gerçekten doğru. Yani ağaç çok büyüdüğü zaman artık değişmez. Yön değiştiremezsin. Ama burada anlatmak istenen insanlar küçükken eğilir. Yani siz alışkanlıklarınızı küçükken kazanırsınız. Taşıma suyla değirmen dönmez. Gerçekten de değirmenlerde taşıma su olmaz. Yani böyle kaplarla çevirdiğin değirmen dönmez. Ama burada anlatmak istenen taşıma su falan değil. Burada anlatmak istenen bir şeyi kendin istemiyorsan olmaz. Başkasının ittirmesiyle olmaz. Bazı deyimlerde kinaye başvurulur. Burnundan solumak. Gerçekten insan sinirlendiğinde burnundan solur. Ama orada anlatmak istenen sinirlenmektir. Göz yumar. Gerçekten bir şey tamam oldu yapabilirsin dediğimizde göz yumarız. Gözümüzü kapatırız ama orada anlatmak istenen onaylamaktır.
Şiirlerde de kinay sanata yararlanabilir. Gene parmağım ağzında kaldı. Masumluk akıyordu yüzünüzden. Bak ağzında kaldı derken gerçekten parmağı ağzında kalıyor ama burada şaşkınlıktan bahsediyorum. Şu karşıma göğüs gelen taş bağırlı dağlar mısın? Dağların bağrı zaten taştır. Bir de dağlar yolları kapatır. Ama göğüs geriyor diyor yani. Böyle hem önümü kapatıyor hem de taş bağırlı diyor. Gerçekten bağrı da taş ama aynı zamanda kötü dağlar. Yol vermiyor, geçtirmiyor demek istiyorum. Tevriye ise bu sefer hem gerçek hem mecaz yok. Bu sefer iki gerçek var bakın. Tevriyede iki gerçek anlam var ama kinayede, sayfasına bir kez daha gelmek istiyorum. Kinayede ise hem gerçek anlam var hem de mecaz anlam var. Hem gerçek hem mecaz aynı anda kullanılıyor. Ama tevriyede iki gerçek anlam var. Devam edelim. Bir anlatım inceliği elde etmek için birden çok anlam olan bir sözün yakın anlamı değil de uzak anlamı kastedilmesi. Bakalım şimdi. Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanında bir de ben gerek. Ben derken hem birinci tekil şahıstan bahsediyor. Ben, sen, o, biz, siz, onlardaki. Hem de siyah nokta olan benden bahsediyor. Yani senin şeyinde diyor, gerdanında bir ben olmalıydı diyor. Hem de ben olmalıydım. Seninle beraber birlikte olmalıydım. Seni sevmeliydim. Seni kucaklamalıydım demek istiyor. Senden bilirim yok bana bir fayda ey gül. Gül yağını eller sürünür. Çatlasa bülbül diyor. Buradaki eller derken gerçekten gül yağını biz elimize süreriz. Ama burada eller derken aynı zamanda el yabancıları kastediyor. Yani hem eller derken kol bacak manasındaki eller hem de tabii ki yabancılar. Yani eller diyor gülün keyfini sürer. Tezat karşıtlık, tezat da tezıt diye aklınızda tutabilirsiniz. Birbirine karşıt kavramlar kullanılıyor. Düşman, dost, beyaz, karanlık bunlar birbirine zıt. Tariz iğnelemek bir sözü tersini kastederek kullanma sanatı. Babanın hayrına verme bir ekmek, aç kalıp da kapı kapı dilenme. Bir saatte söyle bin yüz bin yalanı, el bir doğru söz söylerse inanma. Yani bunun tam tersini söylemek istiyor ama iğneliyor, laf sokuyor yani. Oo diyor yani. Sen diyor esasında berbat bir insansın diyor ama onun sanki tam tersini yapmak istiyor. Tenasipte uygunluk. Münasip bir uygun bir zamanda geleceğiz derler ya, oradan geliyor bu da. Mehtap, yıldız, güneş, nergiz, leylak, lale, gül bunlar birbirine uygun kelimeler olarak bir arada kullanılmış. Tell me ise tell me yani bana hatırlat diye aklınızı tutabilirsiniz. Burada da içerisinde Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed, Hazreti işte Adem, ne bileyim işte Leyla, Mecnun, Kerem, Aslı gibi böyle ünlü kişiler veya büyük kişilerin isimlerini kullanılmış. Atamız elma çaldı cennetten Adem Aleyhisselam'a gönderiyor. Vefasız Aslı'ya Kerem, bak Kerem, Aslı bu tarz şeyleri gördüğünüz zaman telmi diyeceksiniz. İrsal-i mesel ise özlü sözle özdeyiş anlatma. Çağır karaca olan çağır, taş düştüğü yerde ağır. Deme olmaz küçüktür büyük, damlaya damlaya göl olur zira. Bak damlaya damlaya göl olur atasözünü veya başkasına ait sözleri kullanmaya biz irsal-i mesel diyoruz. Mübalağa ise abartma. Bir ah çeksem dağı taşı eritir. Nasıl yani? Dağ taş senin bir ahınla niye erisin? Gözümün yaşı değirmeni yürütür. Yani gözyaşı ki şu tane damla. O nasıl değirmeni yürütür? Bir gün dolu düzgün boşan anahtarımızla yerden 7 kat arşa kanatlandık o hızla. Nasıl ya yerden 7 kat arşa ne oluyor? Allah'ım abartıyorsun. Şimdi sınav tarzı bir sorumuz var bakalım. Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarının hangisi vardır demiş. Gönlünü Şirin'in aşkı samak. Şirin, Ferhat. O zaman hemen ne diyoruz biz? Tell me yani telmi, hatırlatma sanatı vardır diyebiliyoruz. Yine bir ÖSYM tarzı soru. Hangisinde verilen edebi sanat yoktur demiş. Şiir bir cennet bahçesi, girmeyen altılmaz bak. Şiiri cennet bahçesine benzetmiş. O yüzden teşbih var. Yüce dağlar birbirine göz eder, rüzgar ile mektuplar naz eder. Bak bunlar resmen insan olmayan varlıklara insan özü güzellik verilmiş. Tell me hatırlatmaydı. Nereden çıktı bu cenaze, ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar. Burada böyle bir şey yok. Tell me hatırlatma yok. Ünlü bir kişi anlatılmamış. Hazreti İsa, Hazreti Adem, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed. Ne bileyim böyle bir şey yok. Veyahut da Leyla, Mecnun, Ferhat, Şirin, Kerem Aslı yok. Kas kaldırmış başın bakar. 40 gün öldü kaynatarım kaynamaz. 40 günde kaynamaz mı? Kaynar. Mübalağa yapıyorum. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti. Dönen yok seferinden. Burada da güzel nedene bağlamış Hüsnü Talin. Niye? Çünkü insanlar vefat ediyor ve gelmiyor. Burada da onu güzel yani herkes memnunum ki gittiği yerden diye o yüzden gelmiyorlar diyor. Yine başka bir sorumuz var. İrsali mesele yani atasözüne yer verilmemiştir diyor. Yumuşak huylu atın çiftisi pektir. Bak bu bir atasözü. Tok olanlar bilmez aç kalanın çektiğini. Bu da bir atasözü. Esnafa da biraz insaf gerektir. Baltan parmağını yalar demişler. Bak burada da bir atasözü var. Kelin merhem olsa kendi başına sürer demiş. Burada yine atasözü var ama deniz seçeneğinde herhangi bir atasözü yok. Şimdi arkadaşlar bunlarla alakalı sizlerin çalışmanız gereken ödevi hemen 0'dan 9'a kitabımızdan ve tak kitabımızdan vermek istiyorum. Edebiyat kitabımızda
Edebi sanatlar şiir ünitesinin sonuna koyduk. Hemen şöyle gösterelim. Bunları sizler için çok güzel bir şekilde anlattık. Teşbih, teşbih-i bili, istiare, mecaz-ı müsel. Hepsi aynı az önce verdiğimiz örneklerle var. Buradaki soruları da çözmenizi istiyoruz. Dolayısıyla sayfa 88'den sayfa 93'e kadar çözün. Ve şurası önemli. Sınavınızda burası mutlaka çıkacak. Dolayısıyla 94 ve 95'in sayfada bakın. Şiir incelemesi direkt sınavlarda en çok sorulan soru tarzı olarak karşımıza geliyor. Taktürk Dil Edebiyatı'na baktığımızda ise burada çözeceğim sorular ise yine sayfalarını söyleyelim rahat bir şekilde. Burada da yine şiir konusuyla 45'ten başlamıştık. En son edebi sanatların da olduğu kısım burada zaten gördüğünüz edebi sanatlarla sayfa 54'e kadar. Bir de 55 ve 56'daki testleri çözerseniz buradaki edebi sanatlar nelerdir bulursanız sizin için süper olur. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden sınavlarınıza başarılar arkadaşlar.